Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 tane hikaye seslendireceğim. Hikayelerden önce size müzik yapan bir YouTube kanalından bahsetmek istiyorum. Hem çalıp hem söyleyen bir çift, içinizin huzurla dolacağı, dinlemekten keyif alacağınız bir YouTube kanalı. Linki açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım, oradan abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Benim de yaşadığım olaylar var. Yıl 2015. Ben 2014 Temmuz'da evlendim. Kaynanamla kayınbabamla oturmaya başladım. Kaynanam çok geçimsiz olduğu için daha fazla dayanamadım. Evimi ayırdım. Benim kaynanam dört gelinini evden kaçırmıştı. Şimdi diyeceksiniz, neden kabul ettin oturmayı diye? Ben kabul etmedim. Zorla ettirdiler. Neyse biz kendimize bir ev bulup yerleştik. Bu sırada 9 aylık hamileydim. Doğum yaptım. Abla inanır mısın her günümüz hastanede geçiyordu. Bir özel hastane, bir devlet hastanesi. Çözüm bulamıyorduk. Oğlumun kanında mikrop vardı ve zatüreydi. Karnımdayken yaz kış çalışmıştım çünkü. Neyse fazla uzatmadan anlatayım. Oğlumla evde ilgileniyordum. Günler böyle geçiyordu. Eşim de geç saatlere kadar çalışırdı. Eve geç gelip sabahta erken gidiyordu. Bir gece eşim yemek yer yemez masayı toplayıp yattım. Eşim de içeride laptopla uğraşıyordu. Sabah eşim işe gitmiş. Kalktığımda yemek masasının üstünde kahveye benzeyen lekeler gördüm. Ama kahve değil. Her tarafı siyah siyah lekelerle doluydu. Sildim sildim çıkmadı. Akşam eşim işten geldi. Neden masanın üzerine kahve döküp de silmedin dedim. İnanın çamaşır suyuyla bile sildim ama çıkmamıştı. Neyse ertesi gün mutfakta yemek yapıyordum. Arkamdan siyah bir şeyin geçtiğini gördüm. Korkudan bakamadım. Yine böyle bir gün bebeğimi doyurdum, uyuyordum. Uyku ve uyanıklık arasında kara bir şey gördüm. Tam başımın ucunda. Böyle siyah bir kadın, yüzü kırış kırış. Yüzünde siyah siyah çamur gibi lekeler vardı. Bana bilmediğim dilde bir şeyler söyledi. Besmele çektim gitti. Ama öyle bir şey ki onu iki aylık bebeğim de görmüştü. Çünkü aynı anda kucağımda ağlamaya başladı. Korkudan eve girmedim. Çocuğumla beraber eşimin gelmesini bekledim. Bizim oturduğumuz ev Ümraniye'de. Evimizin arkasında da kocaman bir orman var. Böyle olaylar yaşıyordum. Bir gün yine oğlumu uyuttum. Saat daha akşam yedi dedim. Bir duş alayım. Duş alırken lamba patladı. Çığlığı bastım. Olacak gibi değil. En sonunda hocaya gitmeye karar verdim. Eşimin bir akrabası olan üniversite mezunu bir kuzeni vardı. Durumu ona anlattım. Tanıdık bir hoca varmış. O da durumu hocaya anlatmış. Hoca da gelsin deyince gittik. Evimde 450 yaşında bir kadınla yaşadığımı söyledi. Ben tam iki buçuk yıl bu kadınla aynı evde yaşamışım. Bu ev daha önce Ermeniler zamanında kiliseymiş. Papaz burada kötü büyüler yapıp bu toprağa gömüyormuş. Bu kadının da o dönemlerde bu evi sahiplendiğini anlattı. Bizden önceki kiracının da böyle durumları yaşaması ve bizden önceki kiracının kaynanasının yaptığı büyünün de bu evde kaldığını söyledi. Yani ev ev değilmiş. Büyülerin, cinlerin yuvası olmuş. Bu evi tutmuşuz da haberimiz yok. Neyse hoca bir kova suya sirke ekleyip yedi felak, yedi nas, yedi ayetel kürsi, yedi fatiha bir de Yasin suresini okuyup evin her yerini silmemi söyledi. Bir de su verdi bana. Bu suyla da duş almamı, her gün okumam gereken duaları da okumamı söyledi. Ve evdeki o şeyi gelip aldı. Aldı ama bizden önceki kiracı gittiği için ona yapılan büyü bu evde kalmış. Onu bulamadık ve evimizin altındakileri de çıkartamadık. Durumumuz kötü olduğu için evden de çıkamadık. Ama hoca o dişi cini aldığını artık bizi rahatsız edemeyeceğini, kadının kendi aleminde yargılanacağını söyledi. İki tane görevli gelip almış dişi cini. O olayın gecesinde o cini gördüm, daha da görmedim. Ama evimiz ormana yakın olduğu için ormandakilerin sesini geceleri duyar oldum. Bakara suresi açınca evin dışında bana ettikleri küfürleri duyuyorum. Bir de o dişi cin zamanında evde dua açtığımda geceleri beni uyandırır, yüzüme tükürür, küfür ederdi. Çok şükür o kadından kurtuldum. Ama yine de geceleri ormandan gelen seslerle uyanıp hemen telefondan Yasin ve Bakara suresini açıyorum. İçimden bütün duaları okuyorum. İnanın daha çok yaşadığım olaylar var. Ama hikayem çok uzun oldu. Bu arada hala aynı evde oturuyorum. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Ve güzel sesli ablam, hikayemi yayınlarsan çok sevinirim. Youtube'dan takipçenim, bütün hikayelerini merakla dinliyorum. Benim hikayemi de yayınlarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Birinci hikayemizin sonuna geldik. İşte size bahsettiğim olay bu. Diyorum ya hikayelerinizi kısaltmayın, yaşadıklarınızı anlatın diye. Bakın uzun oldu demiş, diğer yaşadıklarını hiç anlatmamış. Uzun mu? Tek başına bir video bile yapılamaz bu hikayeyle. 5 dakika. O yüzden size tüm yaşadıklarınızı anlatın diyorum. Size yazarken uzun geliyor galiba ama okurken gördüğünüz gibi. 5 dakika. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. abla merhaba ben Meriç yaşım 21 size başımdan geçen ve halen sıkıntı yaşadığım bir olayı yazacağım yayınlarsan sevinirim babam Yunanistan'da yaşıyormuş Türkiye'ye dönmüş annemi beğenmiş evlenmişler en büyük amcamın eşi babama kız kardeşini almak istemiş babam istememiş annemle babam evlenince yengemin kardeşi anneme büyü yapmış benim bir şeyleri hatırlamaya başladığım zamanlar bu kadın öldürüldü. Öldürülmeden önce anneme itiraf etti ama annem inanmamış. Bu olayın üzerinden yaklaşık 26 sene geçti. Annem şu an hamile. Son zamanlarda rüya görmeye başladı. Bunları enişteme anlattı. Eniştemin kardeşi de hocaymış. Adam annemi görmek istedi. Anneme birkaç şey söyledi. Onları yaptı. Sonra annem fenalaştı. Cumartesi günü hoca bize geldi. Annemi okudu, bakım yaptı. Anneme sende çok eskiden kalma bir büyü var dedi. Annem de biz ailece Kur'an okuyan, namaz kılan insanlarız. Büyü bize tutar mı dedi. Hoca da evet dedi. Meğer o kadının yaptığı büyüler tutmuş. Ama bizimkiler çok dindar olduğu için çok da etki edememiş. Bu arada ben ilk doğduğumda bizimkiler bir köşkte yaşıyormuş. Annem evlendikten sonra babam işe gidince sürekli babamın kılığında cin görüyormuş. Işığı kapatıp açar, etrafında dolaşırmış. Bunları annem sonradan anlattı bize. Neyse hoca annem okuduktan sonra kardeşlerime bakmak istedi. Meğerse üç tane kız kardeşim, ablam, annem ve ben hepimizde de musallat varmış. Annem gebe olduğu için çok şey yapamıyor ama şükür Rabbime üç tane kız kardeşimdeki musallat bitti. Bugün hoca yine bize geldi, beni okudu. Annem anlattı bu kısmı. Beş kişi beni tutamamış. İki hoca, babam, abim, kardeşim hepsi de beni tutmaya çalışıyormuş. Zapt edememişler. Ben henüz kurtulamadım. Bu arada bana ayrıyetten bir büyü daha yapılmış. Öyle söyledi hoca. Önümüzdeki cumartesi günü de tekrar beni okuyacak. Bu arada abim de, babam babamda sıkıntı yaşıyorlar. Onlara da benden sonra bakacak. Bir de teyzem var. Gaziantep'te yaşıyor. Bize ziyarete geldi. Hocaya teyzemden bahsettim. Teyzeme de bakacağını söyledi. Ama teyzem anneannemlere gittiği için şu an bir şey yapamadık. Onu da yarın hocanın yanına götüreceğiz. Çünkü onda da büyüler var. Saçları hep bağlı, örgülü bir şekilde uyanıyor. Ben yine gelişmelerden size haberdar edeceğim. Umarım bunu yayınlarsınız. Şu an saat 2 ve ben hala yatamıyorum. Çok korkuyorum. İkinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. Öncelikle selamlar abla. Benim hikayem pek spesifik bir hikaye değil. Ama yine de paylaşmak istedim. Küçüklükten beri meraklıyımdır böyle şeylere. En büyük sebebinin de aile büyüklerinin küçük yaşta yanımızda anlattığı cin hikayeleri diye düşünüyorum. Her neyse, gelelim benim başımdan geçen olaylara. Biz üç kardeşiz abla. Bizim beraber izlemediğimiz korku filmi kalmamıştır. Bir gün yine beraber korku filmi izliyorduk YouTube'dan. Filmin ismi Hüddam 2. Hüttam kelimesini ilk defa bu filmde duydum. Dediğim gibi meraklıyım bu tarz şeylere. Film biter bitmez hüttam kelimesini araştırdım. Öğrendim ki hüttamlık cinlere hükmetmekmiş. Benim böyle bir isteğim yoktu ama yine de araştırıyordum. YouTube'dan videolar izliyordum. Google'dan makaleler okuyordum. Yine araştırma yaparken bir hüttamın videosuna denk geldim. Videoda ayetel kürsi meleğinden bahsediyordu onu gördüğünü ve içinin huzurla dolduğunu anlatıyordu. Ben çok etkilenmiştim. Ben de yatmadan önce bana gözüksün diye dualar etmeye başladım. Bir gün yine duamı ettikten sonra hemen uyudum. Uyandığımda sanki üstümden tır geçmiş gibiydi. Yorgun gibiydim. Kendi kendime herhalde uykumu alamadım dedim. Neyse annem nefis bir kahvaltı hazırlamış. Kahvaltı yapıyorduk. Kahvaltıda küçük kardeşimin bana bakışlarını fark ettim. Benden korkmuş gibi bakıyordu. Sordum ona, ne oldu, niye korkmuş gibi bakıyorsun dedim. Kardeşim de rüyamda konuştuğumu, dediklerimin yarısını anlamadığını söyledi. Söylediklerimden anladıklarını bana söyler misin dedim. Bir daha yapmayacağımı ve özür dilediğimi söylemişim. Allah Allah diyerek konuyu kapattım ve kaldırış etmedim buna kafama çok takmadım. O gün yine Ayetel Kürsü meleğinden bahseden Hüttam'ın videolarını seyrettim. Bu videoda da cin padişahlarından bahsediyordu. Cin padişahları pek ilgimi, alakamı çekmemişti. Benim tek istediğim Ayetel Kürsü meleğini bir saniye de olsa görmekti. O gün yatmadan önce artık rutin haline gelen dualarımı ettim. Her şey uykuya dalmamla başladı. Rüyamda annem, kardeşim sopalarla beni dövüyorlardı. Sanki rüyada değilim de gerçekten bana vuruyorlardı. Anneme bağırarak "Dur anne, ben ne yaptım? Beni neden dövüyorsunuz?" diye sordum. Annem hızla yanıma geldi. Çenemden tutarak bana baktı. "Aman Allah'ım!" Annemin gözleri kapkara, sesi kapkalın. "Bir daha dua etme, bizi rahatsız etme." diye bağırıyordu. Korkudan ölecektim neredeyse. Bismillah diyerek uyandım. Kanter içinde kalmışım. Su içtim, kendime geldim. Sabah ezanı okunuyordu. Allah'ım sana sığınıyorum diyerek dualar ettim. Bir zaman ara ara yine rüyalarımda gördüm. O günden sonra ne araştırdım ne de sorguladım. Bilmiyorum belki psikolojiktir. Dediğim gibi spesifik bir olay değil ama gerçekten çok korkmuştum. Anlatım bozuklukları olabilir. Edebiyatım pek iyi değil. Şimdiden kusura bakmayın. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek Hoşça kalın.